Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri alimlerden, ulemadan İslam'a, dine hizmeti geçmiş olduğunu efendim kanaat getirdiğimiz zevat-ı kiramdandır. Velakin tabii ben eserlerini çok incelemiş değilim. Kitaplarını okumuş değilim. O bakımdan yani bilmediğim konuda, yani tümünü ihata etmediğim konularda da tümüyle efendim şöyledir, bir Allah'ın indeki makamını zaten bilemem. Geriye kaldı bıraktığı eserler. Eserlerin tümünü de inceleme imkanı bulamadım. Eserlerine bakamadım. Eserlerine bakamadığım için yani orada bir muhalif şey var mı yok mu, buna da not verecek durumda değilim şu anda. O ilme sahip değilim. Onun hakkında, onun kitapları hakkındaki bilgiye sahip değilim. Bilgiye sahip olmadan da yani hüküm vermek İslam'a göre caiz değildir. Ama hüsnü zannımıza göre İslam'a hizmeti olmuş. Efendim, iman ve itikad üzerinde çok durmuş. Gençlerin o zaman, garip zamanlarda gençlerin Allah'a inanmaları, İslam'a inanmalarına dair hayırlı hizmetlerde bulunduğuna dair, tabii bizim yaşımız ona yetişmediği için duyumlarımız ve eserleri var ortada yani. Efendim, o yüzden mühim olan eserlerinin ehl-i sünnete muvafakatıdır. Ehl-i sünnete muvafak olduktan sonra bütün hepsi bizim için değerli alimlerdir. Şartımız ehl-i sünnete muvafakat olma şartıdır. Herkes hakkında bu şeyi koyuyoruz. Evet. Yani çünkü kimse masum değildir. Peygamberler masumdur. Kimse masum değildir. Kimse hakkında %100 her fikri isabetlidir diyemiyoruz. İmam Malik Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrini gösterdiği gibi efendim herkesin sözlerinden, görüşlerinden, fikirlerinden alınacak vardır, atılacak vardır. İlla sahibadır kabr. Bu kabrin sahibi müstesna. O Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. O sözü neyse Allah'tan gelen vahiydir. Hadis neyse ayet odur, ayet neyse hadis odur. Mecmu itibariyle Allah'ın bildirmesidir. Resulullah Efendimiz'in katkısı yoktur. Ama geri kalanlar hakkında şerhli ve kayıtlı konuşmak icap eder. Çünkü yanlışları varsa efendim millete de o noktada biz bir yanlışa da kefil olma gücümüz yoktur. Allah katında da bu yetkimiz yoktur. Onun için eserlerinin tümünün incelenip de orada bir muhalefet var mı yok mu tahlilini yapamayan biri olarak efendim genel hüsnü zan, Müslümanların o zat hakkında genel bir kabulü vardır, hüsnü zanlı vardır. Çok az alimlerde kendisine efendim itiraz edenler vardır. Bu bakımdan ekseriyete göre, ekseriyete bakacak olursak, çünkü tek tek şu nedir bu nedir diye tahlil edemiyorsak burada şu anda, ekseriyete göre bir hüsnü kabul görmüştür bu zat.